Gülşah, kızım saat kaç oldu? Ya bu saate kadar hasta ziyareti olur muymuş ya? Kalktın çocukları başıma. Ay, ay kusura bakma Macide ablacığım, ben yani akrabayı talukat geldi, bir türlü kalkamadım işte. Ayıp ayıp, kocanın iş seyahatinde sen böyle ortalarda fink atıyorsun. Ya insan biraz çocuklarının başını bekler. Çocuklar uyudu mu? Canımı çıkardılar ama sonunda kendileri de çok yoruldu. Hadi uykum açılmadı. Ben gideyim artık. Sağ olasın. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen. Patrik neredesin? Neredesin ya? İnsan karısını bu kadar merakta bırakır mı ya? Kız Gülşah, yani senin göbeğini vallahi terlikle kesmişler ha. Ya iki dakika duramıyorsun evde. Tamam, gerek oldukça ben gelirim, memnuniyetle çocuklarına bakarım dedim ama bu kaçıncı? Macide ablacığım haklısın da ben, yani bizim o hasta olan akraba bir türlü... Ama sen akrabanı düşünene kadar kocanı düşün, kocanı, gül gibi kocanı. Ya işkesinden geliyor adam, önünde ne bir sıcak kap yemek ne de karısı. Ne? Kudret döndü mü? Evet, devrildi yattı. Uyuyor şimdi içeride. Heh, bir şey değil Gülşah Hanım, hanımefendi. Ay Kudret, Allah'a şükür evdesin. Dün gece neredeydin sen Kudret? Melih'e sen mi çarpıp kaçtın? Sen mi öldürdün? Doğru söyle bak, kızmayacağım. Kudret! Neredeyim be? Ay sen içki mi içtin? Ay Allah cezanı vermesin. Ah Allah'ıma şükürler olsun. Evdeyim, karım da burada. Kudret. Dün gece klinikten çıkıp nereye gittin? Cevap ver bana. Klinikten çıkıp mı? Ay. Klinikten çıkıp ben... içmeye gittim. Heh. Sonra da Melih'e çarpıp öldürdün değil mi? Ne diyorsun sen be? Dün gece birisi Melih Bey'i arabayla çarpıp kaçmış, adamcağız ölmüş. Yapma ya. Bir dakika, bir dakika. Sen de benden şüphelendin öyle mi? Yani şüphelenmedim dersem yalan olur. İçiş be Gülşah ya, katil miyim ben? Hayatım sen Halil'i şamdanla vurup öldürünce. Bir dakika, bir dakika. O başka, bu başka. Yani elimden öyle bir kaza çıktı diye seri katile bağlamadım ya. Ay tamam da yani şimdi sen... Klinikten kaçınca sonra da Melih Bey'in ölüm haberi gelince ben ne bileyim aklım karıştı. Aklıma kötü kötü şeyler geldi yani. Neyse Allah'tan sen yapmamışsın o zaman. Vallahi açıkçası ben dün geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum Gülşah. Hatırlamak zorundasın Kudretciğim, zorla kendine. Polis şimdi her yerde çarpıp kaçan arabayı arıyordur. Araba. Senin araban nerede Kudret? Araba. Araba. Şeyde bıraktım en son. Şirketin otoparkında. Ha, o zaman hemen gidip bakalım. Arabanın sağında solunda vuruk varsa anlarız orada. Ya dur Gülşah. Sonra gideriz, benim şimdi hiçbir yere gidecek halim yok. Allah'ım sen bize yardım et ne olur. Kudret yapmamış olsun ya. İsmail, benim araba nerede? Abi geçen gece gelip aldın ya, sonra geri bırakmadı. Yapma ya. Evet abi. Aa tamamen benim dalgınlığım. Ben marketin otoparkına bırakmıştım, orada unuttum. Sizi de boşuna meşgul ettik. Önemli değil. İşte şimdi yandık Kudret. Kesin Melih'e sen çarpıp kaçtın. Sonra da arabayı kim bilir nerede terk ettin. Ya saçmalama Gülşah. Yani ben o gün ne yaptığımı iyi hatırlıyorum. Yani klinikten çıktım, yürüyerek meyhaneye gittim. İçtim, içtim, içtim. Sonrasını hatırlamıyorum ama. Ay hatırlamaya çalış. Saksıyı çalıştır. Düşünüyorum zaten Gülşah. Kafamı patlatıyorum burada. Yani hem ayrıca ben öyle birisine çarpıp kaçacak adam değilim ki. Yani bile bile adamı öldüreceğim. Hadi yürü ya. Hadi kızım hadi. Ya bekle bekle beni.
Lütfen dışarıda kalmayın. Recep kim geldi? Kudret Bey, beni hatırladınız mı? Ben pek çıkaramadım. Tabii normaldir. Karakola geldiğinizde burnunuzun ucunu göremeyecek kadar sarhoştunuz. Sen karakola mı gittin hayatım? Allah Allah. Gitmişim demek ki. Hanımefendi, eşinizin ehliyetine el konuldu. Alkollü araç kullanmaktan. Allah'tan kaza yapmadı. Yapmadı değil mi? Yapmadı yani. Allah'a şükür, evet. Neyse. Ben aslında o gece yaptığınız itirafla ilgili konuşmak için geldim. İtiraf mı? Memur Bey, yani neyi itiraf ettiğimi söylerseniz... Yani gerçi benim itiraf edecek bir şeyim yok ama... Ay canım, zaten sarhoş adamın itirafından ne olacak? O ne dediğini bilmiyordur ki Allah aşkına. Bana çok ciddi geldi. Şam'dan da birinin kafasına vurmuşsunuz. Ben? Ay canım, aile içinde kalması gereken şeyleri sen niye anlatıyorsun? Ay çenemi. O ara Melih Bey'in kaza haberi geldi, ortalık karıştı. Döndüğümde karakoldan ayrılmıştınız. Kudret Bey, anlatın bakalım. Şam'danla kimin kafasına vurdunuz? Benim. Sormayın. Demek karınızın kafasına Şam'danla vurdunuz. Yani... Şimdi o aslında kendini korumak için yaptı. Yani ben çok sinirliydim. Sinirlerim hopladı onu böyle sarhoş sarhoş eve girip giderken görünce. Dayanamadım artık. Bu birikim sonunda patladı böyle ve şeyle, tavayla kafasına ben böyle vurunca... Kendini savundu o da. Kudret Bey, kadına el kalkmaz. Hanımefendi, şikayetçi misiniz? Yok, değilim. Biz kendi aramızda hallettik. Değil mi aşkım? Ya bir daha yapmayacağına söz verdi. Değil mi Kudretciğim? Tabii hayatım, ben tövbe ettim. Tövbe. Biz çok mutluyuz. Peki hanımefendi. Yalnız bir daha olursa lütfen şikayetçi olun. Olurum tabii. Olmaz mıyım aşk olsun? Ben onun burnunu kırarım. Kırar. Bu arada Kudret Bey, birilerini yollayın da bir ara aracınızı otoparktan alsınlar. Tabii efendim. İyi günler. İyi günler. Pasta demedim mi? Bu içki senin başına iş açacak demedim. Bak karakollara düşmüşsün. Her şeyi anlatmana ramak kalmış. Tövbe, bir daha ağzıma sürmeyeceğim. Ben ne yapmışım hakikaten öyle ya? Ne oldu? Buldun mu arabayı, aldın mı? Üstünde böyle vuruk çarpma izi falan var mı? Tamam hayatım, sakin ol. Arabada hiçbir şey yok. Yani ben çarpmış olamam. Allah'ıma şükürler olsun. Üstümden nasıl bir yük kalktı biliyor musun? Vallahi al benden de o kadar hayatım. Gerçi zaten arabayı şirketin otoparkından aldıktan sonra... iki sokak ötede sızıp kalmışım. Yani benim kazayla alakamın olması mümkün değil. Öyle korktum ki sen çarptın diye. Adamı sen öldürdün zannettim. Nasıl korktum biliyor musun? Hayatım, sana bunları yaşattığım için çok özür dilerim. Yani biliyorum, daha önce de söz verdim ama bırakacağım bu illeti. Bir daha ağzıma sürmeyeceğim. Aşkım, ne olursun bak, tedavini yarım bırakma, tamam mı? Ben seni böyle bu hallerde görmek istemiyorum. Eskisi gibi görmek istiyorum Kudret. Haklısın hayatım. Ben de kendimi böyle görmek istemiyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kudret! Eğer bir daha karakola gidip teslim olmaya falan kalkarsan... daha hapse girmeden ben öldürürüm seni. Duydun mu? O oda toplanacak. Duydunuz mu beni? Kontrol edeceğim. İyi günler Gülşah Hanım. Merhaba Sezenci. Merhaba. Kudret Bey'in birikmiş postalarını getirdim de. Çok teşekkür ederiz. Bu arada bir şey daha soracaktım. Acaba Kudret Bey yarın için klinikten çıkması mümkün mü? En azından birkaç saatliğine falan. Olur mu canım öyle şey? Adam içeride tedavi görüyor. Öyle bir çık bir gir olur mu? Tüh. Aylardır anlaşmak için peşinde koşturur müşterisi vardı. Tesadüf İstanbul'dalar. En azından bir yemeğe çıksalar, birkaç kadeh bir şey isteler... kesin imzayı attırırdı Kudret Bey.
Yok artık, daha neler. Adam alkol tedavisi görüyor, sen birkaç kadeh içki içsin diyorsun. Vallahi Kudret Bey eğer bu anlaşmayı imzalatamazsa 3 milyon dolarlık ihale güme gidecek. Ne? 3 milyon dolar mı? Evet. Ay o zaman iş değişir tabii. Dur bakayım. Sen dur, ben bir şey düşüneceğim. Sen yemeği ayarla. Ben sana haber veririm. Tamam. Tamam o zaman. Görüşürüz. Hadi. Nasıl halledeceksen. Ama 3 milyon dolar ya. 3 milyon dolar. Meşgul değilsin değil mi? Öyle, evde iş güç. O ne öyle, elindeki kontrol kalemi? Yok, tornavida bu ya. Tamir işleri vardı, onları hallediyorum. Ha Elif, boş ver tamirat Allah aşkına. Usta çağırsana ya, sen asıl bana yardım et. Ne usta meraklısıymışsınız kardeşim, ben anlamadım gitti ya. Nedir yardım edeceğin konu? Şimdi Kudret'in çok mühim bir işi vardı da, gerçi işin neyle ilgili olduğunu bile bilmiyorum. Böyle büyük bir sanayi mi ne varmış, böyle tek taş gibi bir şeydi adı. Şey, Bektaş Holding. Hah, bak nasıl bildin. Doğru yere gelmişim. Harikasın. Şimdi o adamlarla bir anlaşmanın eşiğine gelmişler. Adamlar da İstanbul'a gelmiş falan ama biliyorsun Kudret'in onlarla görüşecek bir durumu yok yani şu anda. Diyorum ki sen bana böyle işle ilgili bir iki havalı laf öğretsen ve adamlarla buluşsam, işi bağlasam. Gerçekten günün komiğisin Gülşah. Anlamadım yani, iş yemeğine gideceksin öyle afili laflarla kakkara kikkere adamları mı bağlayacaksın? Böyle bir şey olabilir mi canım? Saçmalama, şaka yapıyorsun herhalde. Yok, çok ciddiyim ya. Niye olmasın arkadaşım? Sen bana yardım edersen, sen bana öğretirsin lafları, ben not ederim falan. Böyle bir iki şey, böyle gülüş cümbüş falan hallederim yani. Yani finans işi böyle bayağı yılların birikimi bir iş. Ya yanlış anlama, küçümsemek için söylemiyorum da öyle bir iki günde ben sana hiçbir şey anlatamam ki. Ay Elif, ne bir iki günü, benim bir iki saatim var bunu öğrenmek için. Ne olur, ne olur arkadaşım, bak ocağına düştüm, ne olur yardım et. Sen bayağı ciddiysin. Yani Gülşah, bir şey olmaz ama çok istiyorsan birkaç bir şey anlatayım. Ay canım arkadaşım, teşekkür ederim. Bana galiba anlatamayacağım artık Gülşah. Kurumsal bir şirketiz değil mi? Ne bileyim ben, bilmiyorum ki. Öyleyizdir herhalde. Şimdi kurumsal şirketlerin diğer şirketlerden farkı şu, kişiye özel performans sergiliyorsun ve bunun göstergelerine bakılıyor. Yani sen karşındakine uzman olduğunu gösteriyorsun. Kurumsal şirketlerde itimat çok söz konusu değildir ama itimat edecekler sana. Aa, bu laf çok güzel. İtimat. Tamam, ben bunu not alayım. Şey gibi, böyle güven duygusundan daha çok güven veriyor değil mi? Güven lafından daha güzel. Gülşah, böyle bir iki tane süslü kelimeyle böyle kağıda yazıp falan olacak iş değil bu. Dediklerime odaklan. Sana bak, çok temel bilgiler veriyorum. Bunları aklında tutarsan daha faydalı olur. Neyse, boş ver. Nerede kalmıştık? Ama çok sıkıldım Elifciğim ya. Zaten senin dediklerini kimse anlamaz ki. Ya kimse bilemez bunları. Gülşah'cığım, herkes bilir. Ne demek kimse bilmez? Çetin, Allah aşkına bir şey soracağım. Sen ihraç ne demek biliyor musun? Biliyorum tabii. Dışarıya mal yollamak. Ben de mal olduğumdan dolayı genelde hocalar beni sınıftan dışarıya ihraç ederler. Bak esprisini bile yapıyor. Canım o bilir tabii. O senin çocuğun yani. Sen öğretmişindir. Ama kimse bilmez. Ay canım, ne olur yani sen bana bir iki tane daha böyle afili laf öğretsen, ben onları yazsam, öğrensem, adamları böyle şirin şirin tatlı tatlı söyleyiversem. Bir de bakmışsın, bağlamışım işi, anlaşma imzalını vermiş, olmaz mı? Gülşah, bir işini de şirinlikle halletmesen, böyle bilgi birikiminle insanların karşısında dursan, konuya bir hakim olsan, ciddi ciddi böyle güçlü güçlü bitirsen şu işleri. Ne bu, ben seni tanıdığımdan beri her şey şirinlikle bitirme derdi? Beni tanıdığından beri öyle mi? Peki Elif, yani bravo. Bayağı bir zamandır içinde tutmuşsun bu lafları. Ya içimde tutmak değil, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Biraz bir şeyler öğrensen daha iyi olmaz mı? Haksız mıyım? Estağfurullah canım. Sen hiç haksız olur musun? Yani daha senin bugüne kadar bir kere bile haksız olduğunu görmedim ben. Bir kere ağzından bilmem lafı çıktığını görmedim. Duymak mı istedin? Peki, bunca işimin gücümün arasında ben sana niye yardım ediyorum bilmem. Oldu mu? Sağ ol Elif.
Gülşah Hanım, işin özü üstlerimize neden dev bir holdingle değil de sizinle çalıştığımızı açıklayabilmemiz lazım. Bunu şöyle açıklayabilirsiniz. Temellük, temettü, teminat. Yani bu kadar basit. Yani güvence dahilinde karı paylaşacağız diyorsunuz. Bu gayet mantıklı. Hı hı. Peki en yüksek büyüme potansiyelini nerede görüyorsunuz? Bu soruya şöyle birleşik bir cevap verebilirim. Borç yönetimi ve büyüyen piyasalar. Aa, Dünya Bankalarının bugünkü açıklamalarından bahsediyorsunuz. Heh. Ay affedersiniz. Kızım arıyor. Pardon. Efendim Macide abla. Ay iş toplantısındayım, beni rahatsız etme demedin mi? Şimdi Dilara'nın masalıyla falan uğraşamam, uydur bir şeyler. Ay sana o kadar bakıcı parası verdim ya. Arama beni bir daha. Kapat, kapat hadi. Pardon. Nerede kalmıştık? Tam da size uzun vadede euro ile ilgili görüşlerinizi soracaktım. Evet, çok güzel bir soru. Bunu şöyle cevaplayabilirim. Menüm nerede? Garson aldı. Nasıl yani? Olur mu öyle şey? Bir menü lazım bana. Menüye bakacaktım. Ben daha sipariş vermedik ki. Ha, bize şefin spesiyalini hazırlayacakmış da. Ne spesiyali canım? Belki ben başka bir şey istiyorum. Menüyü bulmam lazım ben. Gülşah Hanım, bir sorun mu var? Yok. Hiçbir sorun yok. Aklım şeye takıldı da böyle menüde çok sevdiğim bir tatlı görmüştüm de. Şimdi onu hatırlayamıyorum. Aklım uçtu gitti ona. Euro'dan bahsediyorduk. Aman canım, bütün gece işten mi konuşacağız? Çok sıkıcı değil mi? Ben sizin görüşlerinizi dinlemekten asla sıkılmam Gülşah Hanım. Aynen öyle. Sizce Avrupa Birliği ortak para birimini kullanmaktan vazgeçer mi? Mümkün değil. Yani bence AB hayatta bırakmaz o işin peşini. Ben AB'yi bilirim. Yani iltimas her şeydir. Alo. Ay Allah'ım. Alo efendim. Elif. Elif ben mahvoldum. Elif perişan oldum. Ne olur yardım et bana. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Kaza mı yaptın? İş kazası diyebiliriz. Yani aslında her şey çok iyi gidiyordu ilk başta. Böyle ağzımın içine bakıyorlardı falan. Sonra o melun garson menüyü aldı. Notlar da içindeydi. Ben böyle mahvoldum, kala kaldım. Ben anlayamadım tam olarak. Ne oldu? Menü, garson, not, kafam karıştı. Ya Bektaş Sanayi'den gelenlerle toplantı halindeydik. Böyle her şey çok güzel gidiyordu aslında ama şimdi beceremiyorum. Kilitlendim, kaldım Elif. Ne olur yardım et ya. Ya ne oldu, ne oldu? İki fingir diyecektin de aman da güzel laflar edecektin de afilli sözlerle gülecektin de şirinlik yapacaktın da halledecektin değil mi? Arkadaşım bak tamam kabul ediyorum, ben eşeklik ettim tamam mı? Ben bir eşeğim. Elif ne olursun affet beni, bin kere özür dilerim senden, kulun kölen olayım ya. Yardımına ihtiyacım var diyorum ya. Tamam abartma Gülşah. Başın dara düşmüş belli senin, hadi geliyorum. Ah, ay yaşa sen. Bana bak üstüne güzel bir şeyler giy gelirken tamam mı? Bak kaşınıyorsun ha Gülşah, kızdırma beni. İlk kez gelmiyorum herhalde iş toplantısına. Ne giyeceğim, ne konuşacağımı biliyorum. Tamam hadi adresi versen bana, yarım saate gelirim ben. Tamam. Okurcalar Caddesi, Soylu Sokak. Ay acaba futboldan falan mı konuşsak, ne bileyim? Ya aslında hiç anladığım bir konu değildir tabii ama 20 tane adam bir topun peşinden koşuyor. Ben üretim fazlası konusuyla ilgili konuşmak istiyordum ama... Ay artık istediğiniz her konuda konuşabiliriz. Elif'cim gel, hoş geldin. Merhaba. Elif Uzun asistanım, Erol Bey Selen Hanım. Merhaba. Asistanım derken? Canım lafa geliş. Selen Hanım da tam şeyden bahsediyordu. Şey fazlalıktan. Kilo fazlası değil de üretim fazlası. Aslında biz buna üretim fazlası değil, konumlandırılmamış ürün ve hizmet olarak bakıyoruz. Yani bizce üretilmiş hiçbir şey fazla değildir.
tüketicisine ulaşamamıştır diyorsunuz yani. Aynen. Bence de. Bunları not etsene canım. Mesela aklında tutarsın. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda bu çok gündem oluşturdu, çok tartışıldı ama şirket olarak bu konuda biz çok hassasız. Yani üretilmiş her şey mutlaka gereken tüketiciye ulaşmalı. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ya bir saattir kapıyı çalıyorum, zili duyan yok. En sonunda birisi açtı bastı otoma diye. Zil çalışmıyor, sigortaları kapattım. Aa. Patronum mu demeliyim, şefim mi demeliyim? Asistanın oldum ya senin. Ya aşk olsun, durma üstünde bunun Allah aşkına ya. Ben adamlar beni bir şey sansın diye öyle dedim yani. Bozulmadın değil mi? Hayır hayır, hadi geç içeri. Asıl sen benim kusuruma bakma. Ben de öyle ileri geri konuştum sana. Ya yok, aslında sen haklıydın. Ben okuldayken de böyleydim biliyor musun? Öğrenmeye niyetim hiç yoktu. Böyle hocalara şirinlik yapardım, yardım ederdim falan. Kurtarırdım dersleri. Yanlış tabii. Bir daha yaparsan uyar beni, tamam mı? Yok yok, yani yapmamam lazımdı. Sen benden yardım istemeye geliyorsun. Ben seni kovmaktan beter ediyorum. Özür dilerim. Ya asıl ben özür dilerim. Bunlar hep kudretin yokluğundan oluyor. Her işi o hallederdi. O yok olunca ben de senden medet umdum. Aslında bir şeylerle kendi kendime baş etmeyi öğrenmem lazım. Yok canım, yani kudret eninde sonunda çıkacak klinikten. Ya çıkamazsa Elif? Çıkacak köşe, öyle düşünme. Ay o kadar özledim ki onu. Ben de çok özledim Ömer'i. Garip bir şey oldu, böyle attan düşmüş gibi oldum yani. Mesela çok basit bir elektrik sorunu var. Halledemiyorum ya, elimde tornavida dolaşıyorum yani. Ömer olsaydı hemen hallederdi. Bence o da eve dönecek. Ya hakikaten sen bununla ne yapmaya çalışıyorsun? İşte anlamadım diyorum ya, bir elektrik sorunu var. Habire gidiyor geliyor, ben de bakıyorum nereden ne çıkacak, anlamadım ki. Ha şey... Ya ben kudret yaparken görmüştüm. O prizler var ya, onları böyle çekiçle kanırt, çıkar. Arkasında kablolarda böyle kopukluk varsa onları bantla. Güzelce mis gibi olur. Nasıl ya? Öyle mi yapayım? Hı hı. Hadi ben kudreti görmeye gideceğim. Görüşürüz. Tamam. Ah kudretciğim. Ağaç oldun. Selin Hanım. Habersiz geldim, kusura bakmayın. Ama tutamadım kendimi. Hayırdır? Hayır, hayır. İş için zaten ikna olduk. İmzaya kaldı. Bir yemek daha yer, kutlarız uygunsanız eğer. Tabii, tabii. Ay kusura bakmayın, şaşırdım birden. Ondan böyle bakıyorum. Akşam yönetim kurulu başkanımız İbrahim Bektaş da olacak yemekte. Ama ben bir an önce gelip sizinle paylaşmak istedim bunu. Anlaşmayı mı? Sadece o değil. İbrahim Bey size iş de teklif edecek. İş. Bana. Sizin gibi donanımlı bir bayanı başka yerlere kaptırmak istemiyor tabii. Ha tabii. Yani bana zaten ne teklifler geldi de ben böyle üst düzey bir şey olmadıktan sonra niye kabul edeyim değil mi? Çok pardon. Benim hemen gitmem lazım. Çok mutlu oldum sıcak bakmanıza. Tabii tabii, şartları da konuşuruz. Tabii tabii, ben sekreterinize yemek için haber veririm. Hoşça kalın tekrar. Görüşmek üzere. Alo. Sonra işte kadın, sen bana bir bayıl, git patronunu anlat. İbrahim Bektaş'a öyle mi? Ya hayret bir şey ya, ben hala inanamıyorum. Nasıl bağladın ki bu işi? İşte tek başına kolay olmadı tabii. Ama asıl bombayı dinle, daha onu söylemedim. Bana iş teklif ettiler. Hadi canım. Vallahi Kudret. Sen ne dedin? Bir şey demedim canım sana sormadan, ne diyeceğim? Yani... Olur desem kabul edeceksin, öyle mi? Yani. Ya saçmalama kızım. Öyle kolay iş mi bu? Yani iş yemeğine gitmek başka bir şey. Oturup mesaili çalışmak başka bir şey.
Yani kursa gitmen gerekir, sonra gece gündüz çalışman gerekir. Aa, çalışmadan olmuyor tabii değil mi? Ayrıca ben buradayım. Yani işe gitsen çocukları ne yapacaksın? Doğru, o da var tabii. Ayrıca bir de başımızda bu cinayet meselesi var. Yani yarın öbürsü gün ne olacağımız belli değil. Haklısın hayatım. Aman ne yapalım canım, reddederim olur biter. Benim ne işim var öyle sektörlerde, mektörlerde? Hiç. Ama görüyorsun işte bak becerebiliyorum. Kafam çalışıyor. Becerirsin sen tabii hayatım. Sen her şeyi becerirsin. Dolma güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş hayatım. Bir tane daha yiyeyim. Afiyet olsun. Yer misin? Yok yok sen yersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.